insanın vazifeli gönderildiğine inanıyorum dünyaya. İçimize o tohum konmuş. Kimisi bilim adamı olur, kimisi havacı olur, kimisi de sanatçı olur. İlkokula gidince padişah resimleri, vezir resimleri, o kalpaklı falan hoşuma giderdi. Hoşuma giderdi. Ortaokula giderken fantastik bir karakter olduğunu farkına vardım. Kendi yaptığım çizimlerde bu alışılmışın dışında bir şeyler yapma endişesi. Lekeler yapıyorum tuvale. Bir takım lekeler. Sonra karşısına geçip odaklanıyorum. Gözlerimi kısıp odaklanıyorum. Ve orada görmeye başlıyorum. Yani soruyorum tuvale, sen ne olmak istiyorsun? Ben zorlamak istemiyorum tuvale. Ben diyorum ki ben resim yapmıyorum. Biz beraber resim yapıyoruz. Tuvalin başına geçince. Yani ben hizmet ediyorum tuvale daha doğrusu. Şimdi bir sanatçı ruhunu yüklemeli. Biz bugün Rembrandt'ın, Leonardo'nun ya da bir sevdiğimiz bir ressamın eserlerine bakıp etkiliyorsak biz resimden etkilenmiyoruz. Oradaki sanatçının yüklediği ruhundan etkileniyoruz. Ve sanatçı ölse de oradaki ruh yaşıyor. Bana soruyorlar, bu resmi yaptınız, ne demek istiyorsunuz falan. Cevap vermek o kadar zor ki, ama bu demek değil ki resim bir şey ifade etmiyor. Muhakkak ediyor. Fakat ben vazifeliyim diyorum diye düşünüyorum, resim yapmak. Resim kelimeyle anlatılamaz. Bir musiki, bir beste ya da bir resim ya da bir heykel anlatılamaz. Hiç bakınca anlaşılır yani. O aynı frekanstaysa izleyen kişi onu hisseder ama o da anlatamaz. Başyapıt hangisi resmi seversem o benim başyapıtım. Neden diye sorarsanız bilmiyorum. Yani demek ki insan ne kadar kendini yüklüyorsa orada kendini buluyor. İlahi plan, ilahi bir plan beni yönlendirdi. Ressam olmaya, fantastik sanatçı olmaya. Bana bir rüya gösterildi. Ama nasıl bir rüya? Semayı görüyorum. Bütün sema mimari. Bütün sema. Fantastik bir mimari. Ve nefes alıyor. O fantastik mimari nefes alıyor. Bir evrensel bir müzik. Ve iki büyük ayak, minare boyunda ayak. Onlar da mimari. Uyanınca dedim, tamam ben yolumu buldum dedim. O da o resim benim hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim. Ben karşı uçta doğdum, Kadırga'da doğdum. Denize yakın, deniz hasreti. Yüzmesini pek sevmem, anlamam da. Ama denizi seyretmek anlatılamaz.
ezan sesleri, insanın kendi ana lisanını konuşması, kendi musikisini dinlemesi. Sanırım burada daha gerisinler yapabiliyorum. Kalıcı sanat, bugünün Rönesansı, fantastik eserler. Katiyetle eminim buna. Fantastik sanatın kaynağı insanın kendisi, kendi özümüz. Rüyalarımız var ya, masallarımız var, mitolojiler var. Uzak Doğu, Katmandu, işte Hindistan, Çin ve yakın ülkeler, oradaki tapınaklar, o dönemde yapılan heykeller, resimlere bakın, fantastiktir. İnsan ruhu sevmiyor, sıkılıyor hep aynı şeyi görmekten. Sınırlanmak istemiyor. Bir takım zincirleri kırmak, yeni ufuklara doğru yelken açmak gibi bir şey. Fantastik sanat. Sanatçı gibi sanatçı, kendisini satmamalı. Ya sanatçı dürüst olmalı. Satışı düşünmemeli çalışırken. Çünkü sanatçı resmin içine girdiği zaman, resim yapmaya başladığı zaman bir yaşantıdır. Bir dünya içine giriyor, bir maceraya giriyor. Sanatçı onun başı macerayı yaşamalı sonuna kadar. Sanatçı kendisi de bilmiyor ne yapacağını. Ne yapacağımı bilmiyorum. Başlıyorum çalışmaya. Şekilleniyor, hoşuma gidiyor. Ya diyorum bu neye benzer falan. Hadi bir nehir evine, güzel bir nehir, pek nehri yapmam ya falan. Değişiyor. Hiç aklımda, fikrimde olmayan şekiller çıkıyor meydana ve hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor? Fıçıda olan o sızar dışarı. Yani fıçıda ne varsa hayal dünyasında o çıkıyor dışarı. Bir resme devam ediyorum, kendime beğendirinceye kadar. O zaman kaygı falan kalmıyor. Ama bu demek değil ki her resim aynı kalitede demek değil. Ama kendime beğendirinceye kadar devam ediyorum, imza atmadan evvel.
kişinin hayal dünyası çok küçükse, madde dünyasıyla sınırlıysa, o işte havuzlar, kuzular, kuşlar, böcekler, çiçekler falan filan, konaklar falan görmek ister. Onun dışında bir şeyler gördüğü zaman korkar. Eğer hayal gücü daha genişse onu doyuramazsınız bir türlü. O daha çok var mı der. Eflatun'u çok severim ve tonlamalarını. Resim öyle bitsin isterim ya da kahvenin öyle tonları vardı ki çok severim. Fakat resim bitiyor mavi. Ya elimde değil. Başlangıçta söyleyeyim ki resim bana resim yaptırıyor. Tuval bana resim yaptırıyor böyle. Ben üzülüyorum. Rabbim beni affetsin. Rabbim bana yetenek vermiş. Ama boş geçirdiğim zamanlar için üzülüyorum. Ondan Rabbim'den niyaz ediyorum. Hani Fuchs demişti ya bana, Erol resim yapan bir sufi diye. O zaman pek şeydim yani, pek yaramaz şeydim ben. Bayağı bayağı. Fakat belli yaşa gelince aklı olan sormaya başlıyor kendisine. Ben nereden geldim, nereye gideceğim? Bu geliş gidiş arasında benim vazifem nedir? Ben para kazanmaya gelmedim, sırf resim yapmaya da gelmedim. Bir vazifeyle geldim ben buraya.